Şimdi Kadir senin İbrahim oğlumun oğludur. Ben Kadir'in dedesiyim. Kadir 1983 yılında Şirket'te doğdu ve 9 aylık olunca bize babası gün koydu gittiler. Bu süreç içinde burada 5 yaşındayken ben onu okula götürdüm. Öğretmenlere söyledim. Öğretmenler gelsin gitsin bunlar dedim. O da orada gelip giderken okulda birinci oldu. Talebeler içinde öğretmenler bunu çok sevdi. 2 sene burada kaldı yanımızda. Fakat güzel okuyacaktı. 2 sene sonra babası gibi aldılar gittiler. Aradan 2 sene sonra da tekrar pederle beraber yine buraya koydular. 2 sene daha öyle kaldı. Burada amcasının oğlu Kemal ile arkadaş gibi böyle kardeş gibi geçindiler. Bazı ufak tefek kavgalar falan ederler ya çok severler birbirlerini. Sonra garip önce her yılda bir defa gelir. Kadir'im çok zeki. Çok güzel oğlum, çok akıllıdır. Çıkıla şöyle, hiç akıllarımızdan çıkmaz ama ne yapalım, alama. Sağ ol. Dokuz aylıktım, her şey başladı. Kadir adında bir küçük köye bırakıldı. Nasıldı bilemem, o duyguyu hissedemem ama neler yaşadım orada uşakta. Eşmeye bağlı olan Güllü köyünde, orası her zaman benim kalbimde olacak. Aklıma geldikçe gözlerim dolacak. Memleket başkadır, başka hisler verir, sıcaklık tattırır. Ben orada kuzenim Kemal ile okula gittim bir senede. Teşekkür, hele şükür, 5 yaşında başladım okula heves. Amca oğluyla gitmek hedef. 60'ım artık sınıfta, ilk aylarda kafayı deldim. Derste uyuyup kaldım okul bitince eve. Babaannem dedem beni bekler yemekte. Yemekten sonra devam kuş avlamaya. Bir tane bile vuramadık ya. Yo, yo. Cebimizdeki 3-5 kuruş ile kahvede sade gazoz ısmarlardık, hayat mükemmeldi. Dert tasa yok, edilecek şey çok çok çok. Kadir 9 aylığında geldi buraya. Ben ona baktım, büyüttüm. Yani ondaki motora binerdi. Hareketli bir çocuğudu. Motorun üstünde türküler söylerdi. Bizi çok severdi. Kemal'in çok anlaşırlardı. Bazen annemdeki bile yalnız giderdi. Okulda öğretmenine yedikleri yemekleri anlatırdı. Her bir çocuğuydu. Burada çok mutluydu. Sonra İstiklal'e gitti. Annesi bunu bıraktı gitti. 2 sene orada kaldılar. Geceli. Of, kuzenin küçük bisikleti ile önünden döndü. Önümüzü gördük ama fren yoktu. Yani durum boktu, korku çoktu. Asfalta arabaların olmaması şanstı. Koyverdik kendimizi, bisiklet bastı, bayırdı. Düz yol geldiğinde yavaşladı. Büyük bir macerayı geride bıraktık. Diğer hobimiz bileydi fındığına. Erkek olan bahse girdi, girmeyen kancık ya. Oynardık geç vakte kadar. Büyükler kızar ama kim takar? Ancak uyku basar, gücürler o zaman yatar. Kadir'e küçükken hep beraberdik. Bir tane kırmızı bisikletimiz vardı. Hep beraber gezerdik. İlk önce hiç buradan peşin başına gittiğimiz gün hatırlıyorum. Bazen ben sürerdim, bazen o. Arkamı genelde o nerede. Bir gün hastane yokuşundan aşağıya tren yoktu bisiklette. Hızlı bir şekilde iniyorduk. Karşıya gidecektik. Ya aşağıya dönüp arabanın altına gidecektik. Ya da duvarı koltuğacaktık. Biz asfalttan devam etmeyi tercih ettik. Allah'tan o gün karşıya hiç araba gelmedi. Hiçbir şey olmadı. Daha sonra bol bol videoz oynardık içine. Büyük fındık şirketi kurma hayallerimiz vardı. Daha sonra veterinerlik yaptık. Hadi yedi arkadaşımız vardı. Onun kedisi vardı. İlk aklımız oydu. Güllü köyü. Seni unutmam, unutamam maceralarımı asla. Bu benzemez başka aşka. Benim yaptığım gibi sığmaz birkaç satıra ama parça yapmaya değer. Amcalarım, yengelerim, sizleri hatırlamak yeter. Nafis Sezer, Adam Serpil, hepsi birebir. Ve anneannem, dedem, uğrumuza ölem, uğrumuza ölem. Hep yanınızdayım, bunu bilin. Sevgilerimle Kadir.